İsmail Hocam, öncelikle festivalimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Festivalimiz hak ve yemek odaklı bir tema ile izleyiciyle buluştu. Öncelikle size Sinebir ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Sinebir'in faaliyet alanları nelerdir? Sinebir yönetmenler, senaryo yazarları ve film müziği bestecisi açısından eser sahiplerinin haklarını, teliflerini korumaya çalışan yarı resmi bir örgüttür. Yaklaşık 120 civarında üyesi vardır. Senaristler, yönetmenler ve film müziği bestekarları üyelerimizdir. Peki, telif haklarının korunması ile ilgili yapıcı adımlarda izleyicinin ve yöneticilerimizin üstlenebileceği görevler nelerdir hocam? Şimdi Türkiye gibi ülkelerde ben bu işlerin biraz yukarıdan olması, biraz emrivaki ile olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendiliğinden hiçbir televizyon, yani buna devlet kanalları da dahil, devletin işte belediyeler falan da dahil, telif vermek gibi bir şeyi asla akıllarından geçirmiyorlar. Vermek meselesi insanların ister işveren olsun, ister devlet olsun, ister belediye olsun, hangi kanal olursa olsun, hangi mecra olursa olsun vermemek üzerine kurulu. Vatandaşın da böyle bir durumu var, vermemek üzerine kurulu bir şeyi var. Yani mümkün olsa her şeyi, bütün filmleri, bütün işte DVD'leri falan hepsini bedava izlesin. Onlar kendiliğinden oluşsun gibi bir şeyi var, bir tavrı var. Bu, yani bunun bir hak meselesi olduğunu, devredilemez bir maddeyle sabitlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda mevcut yasalara göre telif hakkının, yani bir eserin sahibi yönetmendir sinema açısından, senaryo yazarıdır ve film müziği bestecisidir ve oyuncusudur. Ama devredersen bir sorun yoktur. Şimdi gücü olanlar bunu devralıyorlar. Bu şuna benziyor. Kapıcı sözleşmesi diye bir sözleşme vardır. Bir kapıcı bir apartman dairesinde işe başlarken onunla bir sözleşme yaparlar. İstediğimiz zaman çıkacaksın diye. Şimdi normalde mahkemeye intikal ettiğinde bu şeyi, mesela apartman yönetimi kapıcıyı atmak istiyorsa, bu mahkemeye intikal ettiğinde bu sözleşmeyi mahkeme kabul etmiyor. Diyor ki bu eşitler arasında yapılan bir sözleşme değil. Adam diyor burada zaten başlamak için bunu imzalamak zorunda. İmzalamazsa adamı işe almıyorsun diyor. O yüzden bu eşitler arasında bir sözleşme değil diyor ve iptal ediyor. Şu anda Türkiye'de film çeken, yazan, yöneten, oynayanların bu kadar bile bir hakkı yok. Devrediyorlar ve bitiyor. Projemize katkı verdiğiniz için, bugün bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Yeni işlerinizde, yeni etkinliklerinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam.